Merhaba yarışseverler. 4 Mart 2020 Çarşamba gündüz Bursa koşularıyla yine karşınızdayız. Bugün Bursa'da 7 koşu var. 6'lı 2. koşuyla birlikte başlıyor. Bugün sizlere Bursa'dan 10 TL'lik bir puan hazırladım. Sizin kendi tuttuğunuz isimlerle birleştirip güzel bir 6'lı ortaya çıkartabilirsiniz diyerek gelin 6'lı yorumlarımıza başlayalım Bursa'da. İlk ayak 4 yukarı İngilizlerin Handikap 15 dişilere mahsus uzun mesafeli 1800 kumuyla başlıyor. Altılı bugün Bursa'da zor bir koşuyla başlıyor. Ne zaman nasıl koşacakları belli olmayan istikrarsız safkanların bir araya geldiği bir koşuda süratli stiliyle 5 numaralı Stronger startla birlikte öne düşüp liderliği alarak koşunun temposunu belirleyen isim olacaktır. Virajı da en öne dönüp düzlüğü ilk gören isim olacak olan 5 numaralı Stronger bu saatten sonra geriden gelecek rakiplerine direnemeyip temposunu kaybedecektir. Son metrelerde en dış kulvardan çok kuvvetli sprint atarak gelecek 4 numara Triket. Böyle uzun mesafelerde çok daha başarılı olacaktır. Sondan bir önceki yarışında Kocaeli'nde 1700 kumda koşu o gün için Atlantik koşusuydu ve üstünde Ali Can İnci vardı. Yeteri kadar teşvik edemeyince koşudan üçüncülükle ayrılmıştı. Son koşusunda ise bu pistte 1400'de koştu. Tam devrini bulup sprinte kalkmıştı ki koşu bitti. Mesafe kısa geldi. Bugün 1800 gibi daha rahat sprint atabileceği bir mesafede ayrıca kendisinin dilinden çok iyi anlayan jokeyi Sinan Özen idaresinde zamanda sprinte kalkıp son metrelerde güçlü gelip rakiplerine hakim olup koşuyu kazanmasını beklediğim 4 numaralı Triket başarılı antrenörü Mehmet Gündüzeli'nin vereceği akıl dolu taktiklerle koşuyu kazanmasını bekliyor ve kuponlara yazılması gereken ilk isim olsun diyorum. Aslında tek atacaktım ama kendisi gibi sonlarda çok kuvvetli gelecek 2 numaralı Wind Power'u yazmadan içim rahat etmeyecekti. Bugünkü aprantisi Bekir Mert Mırık ile son yarışında 4 numaralı Triket'in 5. olduğu yarışta koşudan 3.lükle ayrılırken son metrelerde adeta uçarak gelişiyle bir sonraki koşusunda ihmale gelmeyeceğini belli eden 2 numaralı Wind Power 4 numaralı Triket'e tek rakip olarak öneriyor ve kuponlara yazılması gerektiğine inanıyorum. Altılımızın ilk ayağında 4 numaralı Triket ve 2 numaralı Wind Power yazıp 2 atla başlayalım altılıya. Altılımızın ikinci ayağına geldiğimiz zaman 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 1400 kum koşusu karşısına çıkıyor. Hayatının ilk koşusuna İstanbul'da başlayıp sağdan üçüncülükle ayrılırken geçildiği iki rakibine de dikkat çekiyorum. Kazanan 1 numara The Secret çok kaliteli bir isim ve ikinci olan Cibohan'da 4 gün önce hayatının ikinci koşusunda kazanıp Maiden'dan çıktı. Bugün sıra geldi 4 numaralı Feyman abiye. O gün için düzlükteki istekli görüntüsüyle, fiziksel yapısıyla beğenilenler arasında ismini yazdırmıştı. Son zamanların en formda ekibinde hazırlanıp koşuya katılacak 4 numaralı Feyman abi. Tolga Yıldız idaresinde hayatının ikinci koşusunu kazanıp Maiden'dan çıkmasını bekliyor ve kuponlara yazacak ilk isim olarak öneriyorum. Bu ismi de aynı ilk ayakta olduğu gibi tek atamadım. Çünkü takip listemin üstlerinde yer alan, puanı da çok gerilerde kalmasına rağmen 2 numaralı Cast Breeze. Bir dahaki koşusunda mutlaka yaz ihmal etme diye not almışım. O yüzden 4 numaralı Feyman abinin yanına. Takibime aldığım bomba bir isim olan Onur Öztürk ile 2 numaralı Cast the Breeze'i yazıp altılımızın ilk ayağını da olduğu gibi ikinci ayağında 2 atla geçmek istiyorum. 4 numaralı Feyman abi ve 2 numaralı Cast the Breeze 2 at. Altılımızın 3. ayağına geldiğimiz zaman 5 yukarı Arapların Handikap 17 yine uzun mesafeli 2100 kum koşusu karşısına çıkıyor. El değiştirdikten sonra 3 koşu koşan ve bunların hepsinde başarılı yarışlar çıkartırken özellikle son yarışında bugünkü aprantisi Bekir Mert Mırık ile son 200'e kadar el oynatmadan gelen ve 200'den sonra yaptığı hafif teşviklerle bir anda vites değiştirip fırlayıp uçup giden 3 numaralı Baba Mendu. Sevdiği pist ve mesafede iyi uyum sağladığı yetenekli aprantisiyle ilk at olarak yazalım kuponlara. Verdiği 8 aylık aranın ardından 3 koşu gören ve özellikle son yarışını kazanarak toparlandığını belli eden kalite isim 6 numaralı Kamçı. Kendisini çok iyi tanıyan pilotu Onur Atmaca idaresinde kuponların olmazsa olmazı olsun bugün. İkinci atım. Bu koşunun sürprizini hafif kilosuyla son zamanların en formda ekürlerinden Kuray Kirüsü'nün ellerinde sıkı bir şekilde hazırlanarak
başarılı antrenörü Mehmet Gündüzel'in taktikleriyle yabancısı olmadığı aprantisi Halil Kapran idaresinde sürdürdüğü güzel formuyla 8 numaralı Hürsev sürpriz bir sonuca imza atabilir. Dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak işaretledi kuponlara. Ve son olarak bu koşunun bombasını ağır kilosuna rağmen devamlı istikrarlı koşular çıkartan Tan Yiğitler'in 2 numaralı tutarlısı. Kendisini yakından tanıyan jokeyi Umut Barlık idaresinde ki galoplarını bile Umut Barlık bizzat kendisi yaptırıyor bu safkanın. Bomba bir isim ama bizi ihmal etmeyelim. 4. ve son isim olarak kuponlarımızı yazalım. Altılımızın 3. ayağında 3 numaralı Baba Memdu, 6 numaralı Kamçı, 8 numaralı Hürsev ve 2 numaralı tutarlıyı yazıp 4 tatla geçelim altılımızın 3. ayağına. Geldik altılımızın 4. ayağına. 4 yaş çarapların handikap 15. Kısa mesafeli 1200 kum ile devam ediyor Bursa'da bugün altılı. İnanılmaz bir koşu bizleri bekliyor. Koşan 7 safkanın hemen hemen hepsi önlerde gitmeyi seven isimler. Öyle bir koşu ki start çıkışından itibaren inanılmaz bir tempo, inanılmaz bir liderlik mücadelesi izleyeceğimiz bu koşuda özellikle 1 numaralı Ergüçlü, 5 numaralı Çelik Mavi ve 7 numaralı Şintay çok sert bir şekilde kafayı almak için mücadeleye başlayacaklar. Koşu inanılmaz yüksek tempolarda gidecek. Bu öndeki üçlüden hariç geriye kalan 4 ismin de ayağına çabuk isimler olmasını düşünürsek bu 4 safkan da öndekileri yakın takip edeceklerdir. O zaman bu ayağı ya kapatacağız ya da bu kadar süratli yarışta en önde en dinç kalmasını beklediğim 1 numaralı Ergüçlü'yü kuponlara tek atacağız. Gruptan bir tek üstün gördüğüm 1 numaralı Ergüçlü her ne kadar stilindeki tüm rakipleri olsa da sonlarda en diri kalacak isim olduğunu düşündüğümden bu zorlu koşuda küçük bir altılı yapacağımdan kuponuma tek atıp sizlere de günün banko ismi 4. ayakta 1 numaralı Ergüçlü demek istiyorum. 4. ayakta 1 numaralı Ergüçlü banko. Geldik altılımızın 5. ayağına. 4 yukarı Arapların şartlı 4. 1800 kum ile devam ediyor Bursa'da bugün altılı. Son 3 yarışında uzunda da çok başarılı koşabildiğini ispatlayan 1 numaralı Akağaç. Kaliteli orijinin hakkını verdiğine inanıyorum. Çelik kardeşlerin en küçüğü olan ve Adana'da görmeye alıştığımız Mehmet Salih Çelik abilerin izinde emin adımlarla ilerliyor. Bir kez daha Adana'da üstünde gördüğümüz 1 numaralı Akağaç ile iyi uyum sağlamıştı. Bugün kuponların ilk ismi 1 numaralı Akağaç olsun. 8 yaşına gelmiş olmasına rağmen kalitesine yakışır yarışlar yapmaya devam eden 2 numaralı nasıl oldu? Sevdiği pis bir mesafede, usta ellerde, güzel hazırlıkları ile kazanma şansı bir hayli yüksektir. Daha önce kazanma başarısı gösterdiği jokeyi Tolga Yıldız ile ikinci atım. Gruptan farklı kalitesiyle dikkat çeken yine Kura ikirüsünün bir başka safkanı 5 numaralı Özekan. 7 aydır çektiği birincilik hasretine böylesine uygun rakiplerinin yanında son verebilir. Kendisini tanıyan pilotu Murat Gündüzeli idaresinde mutlaka yazılmalı kuponlara diyerek 3. ve son atımız olsun. Altılımızın 5. ayağında 1 numaralı Akağaç, 2 numaralı Nasuoğlu ve 5 numaralı Özakan'ı yazıp 3 atla geçelim altılımızın son ayağına. Altılımızın son ayağına geldiğimiz zaman 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 400 kum koşusu son buluyor bugün Bursa'da altılı. Kazanma zamanının geldiğine inandığım 2 numaralı Cihat Ağa. Son 3 koşusunda da geçilecek bir isim buldu kendisine. Bugün ilk kez buluşacağı Kadir Tokaçoğlu idaresinde artık kazanması gereken ve rakiplerine geçmesi gereken 2 numaralı Cihat Ağa'yı ilk at olarak yazdıktan sonra kapalı kutu olan yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak 3 numaralı Comanchero, anne tarafından Dark Magic, Runner Cut gibi kaliteli kardeşleriyle dikkat çekiyor. Murat Gündüzeli gibi Bursa'nın usta jokeyi de üstündeyken yazmamak olmaz. İlk koşusuna kazanarak başlayabilir bu kaliteli orijine sahip safkan. İkinci atımız olsun. Üçüncü ve son ismimiz de yine yarış yaşamına bu koşu ile merhaba diyecek. Çalışmalarındaki güzel işleriyle ihmale gelmem der gibi görünen Crazy Chick ilan eden kardeş Tolga Yıldızlı 7 numaralı Overpride. Son at olarak yazıp altılımızın son ayağını 2 numaralı Cihat Ağa, 3 numaralı Comanchero ve 7 numaralı Overpride yazıp 3 atla noktayı koyalım derim. Bugün Bursa'da altılı şablonumuza baktığımız zaman ilk ayağımız 2 at, ikinci ayağımız 2 at, üçüncü ayağımız 4 at, dördüncü ayağımız tek, beşinci ayağımız 3 at, son ayağımıza da 3 at yazdığımız zaman bugün Bursa'da altılımız 10 TL. Bursa'dan herkese bol şanslar.
çok kazançlı bir gün geçirmenizle. Hoşçakalın.